Meydanda bekliyordum. Hazırlandı, minibüse bindi. Gelirken bindiği minibüse belediye otobüsü çarptı. Bir kişi hayatını kaybetti. O da suydu. Siktir git ya. Ve hani şey... hani direkt ölmedi. Ben haber geldiğinde bana hastaneye Bakırköy Acıbadem'e kaldırıyorlardı. Ben tabii direkt Bakırköy meydanından oraya nasıl koştuğumu hatırlamıyorum bile. Ben gittiğimde ambulans daha gelmemişti. Ambulansı getirdiler. Hala nefes alıyordu. SD ile götürürlerken ben de yanındaydım. Ve bana söylediği son şey, ne olursa olsun seni her zaman çok sevdim. Ve senden tek bir şey istiyorum. Sakın üzülme, hayat çok güzel Mert dedi. Bana söz ver dedi. Siktir git ya. Ben de söz dedim abi. Adam son sözleri oldu. Hayat güzel dedi, son sözleri bu oldu. Söz verdim, ağlayamıyorum Ece, hani çok şu an zor tutuyorum kendimi, ağlamayacağım, söz verdim çünkü. Ya Mert siktir git ya. Son sözlerini de koluma dövme olarak yaptırdım. Hani bazen muhabbeti geçiyor nereden bilir. Dövmem var diye. O dövme de onun son sözleridir. Ağlamayın abi. Bak hani zor tutuyorum zaten kendimi. Söz verdim. Lütfen bana sözünü verin. Lütfen. Abi sen ciddi misin ya? Erdem. Pipe mikrofonu mu çalın? Pipe mikrofonu mu çalın? Ya Mert. İnanılmaz ya. Ya harbiden siktir git ya. Bak 24 saat uyumayacağım ben bak. Bu gözler lazım bize. Ben de sendeyim menajer. 24 saat uyumuyorum işte. Allah'ım ya. Allah kahretsin, ellerim uyuştu. Karıncalandı, yemin ediyorum ellerimi kullanamıyorum şu an. Ya ben aslında normalde bu hikayem hani bir yıldır tanışıyoruz sizle. Necati ve Erdem ikinizle bir yıl oldu. Evet. Ve ilk kez duydunuz benden bu konuyu. Hatta beni tanı... Bir danger! Yayının başında Show Must Go On açtım. Gördünüz. Çünkü Show Must Go On... sizin karşınızda her zaman böyle doğduğun köyde yeni aynı adam olmak zorundayım ama sen yani hayatımda çok fazla şey oluyor. Mesela bugün annem kaza yaptı. Ya 5 dakika bile konuşamadım yani. Pipi suyu iç! Pipi suyu iç! İç! Pipi suyu iç! Pipi suyu iç! İç! PC'de oyun durmuyor, geri zekalı. Ama biz büyük bir komüniteyiz yani size karşı bir sorumluluğum olduğunu farkındayım. O yüzden mesela söz vermiştim bugün yayın açmasam olmazdı. Pipi suyu iç. Pipi suyu öyle yani. Uygulandığım biraz çıkıyor olunca kusura bakmayın. Yok yani annem bir şey yok ama yanında olamayınca, onlara zaman ayıramayınca veya sen hak etmiyorsunuz, tamam. Yani sonuçta
Ben gerçekten seni seviyordum. Kusura da bakma. Kalbini kırdıysam. Son videoyu da siliyorum. Lütfen aramızda bir husumet olmasın. Benim derdim seni kırmak değil gerçekten. Ya tüm samimiyetimle söylüyorum bunu. Yani 3 senede Twitch'te yayın yapıyorum. Bugüne kadar kimle olayım olduğunu gördünüz ya. Sadece gücüme gitti. Olay bu. Gerçekten. Sadece gücüme gitti ya. Evet, ne kadar troll bir kişilik de olsam. Yani mantıkta. Kaldıramıyor bazen insan. Yani embesil demen, bir şey demen çok da önemli değil gerçekten. Ya çok takmıyorum gerçekten, takmıyorum. Ciddiye de almıyorum. Ki zaten Twitch'te, YouTube'da bu tarz olaylar olduğu zaman kimse hakkında da yorum yapmadım. Haksız olduğun nokta, dediğim gibi. Haksız olduğun nokta üste çıkmaya çalışmam. Ben kırmızı